İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün öğrenci soru, öğretmen yorum programıyla sizlerle birlikteyiz. Program konuğum Rümeysa Kayabaşlı. Rümeysa Hocam hoş geldiniz, Hoş şeref verdiniz buldum. bizlere. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bakalım İyiyiz, biz de teşekkür ederiz ben de hocam. iyilik var için. Kendinizi bir kısaca tanıtın isterseniz, Tabii. öyle devam edelim Peki. sonrasında. 1 Ocak 1990 Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şu an için rehber öğretmenlik ve aktif olarak eğitim koçluğu yapıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum bu şekilde. Çok teşekkür ederim hocam. Çok bekletmeden direkt sorulara geçmek Peki. istiyorum. MF'den TM'ye geçenler ne yapmalı? Nasıl ders çalışmalı? Kendilerini nasıl motive etmeli hocam sizce? Şimdi bu soruyu biraz daha detaylı almalıyız. İlk olarak öğrenci neden alan değişimine gider? Alan değişimine ne zaman yapılmalı, ne zaman yapılmamalı gibi genel bir söylemek isterim. Şimdi 12. sınıfta alan değişimi yani şöyle her sene yok tabii ki alan değişimi ama mezun olan bir öğrenci bazen şasayısaldan hazırlanıyor 12. sınıfta. Hocam diyor sonra da ben eşit ağırlıktan hazırlanacağım. Değişebiliyor. Değiştiği seneye göre değişiyor tabii ki bu olan değişim durumu ama şimdi matematik fen dediğimiz sayısal alanın içeriği farklı. Fizik, kimya, biyoloji gibi işte matematik gibi konularımız, branşlarımız var. Eşit ağırlık dediğimiz alanda edebiyatı, tarihi, coğrafyası daha sözel içerikli tabii ki adından da anlaşılacağı üzere derslerimiz var. Şimdi sayısala alışmış, o matematiğin o diline, o sayısal analitiğe alışmış bir öğrenci sözele geçtiği zaman diliminde zorlanabiliyor. Zaten sayısal öğrenciler genelde biyoloji dersinden de mesela çok sona bırakırlar yani. Sevmiyorlar demeyeyim de sözel içerikli olduğu için. Radikal bir karar. İlk olarak meslek hedefi noktasında mı değişim yaptıklarını düşünmeliler. Çünkü alan değişiminde bazen aile istediği için sayısala gitmiştim hocam. O yüzden sonradan değiştirip eşit ağırlık istiyorum. Ya da meslek hedefim değişti hocam. O yüzden eşit ağırlıktan geçeceğim gibi söylemler ulaşabiliyor, değişebiliyor. O yüzden ilk olarak bir nedenini sorgulasınlar. Bir envanterlerini yapsınlar. Kişilik tiplerini öğrensinler. Meslek hedefini oluşturduktan sonra alanlarını seçsinler. Bu çok daha erken yapıldığında çok doğru oluyor zaten. Biliyorsunuz ilk alan değişimde 10. sınıf sonrası yapılıyor, 9-10 sonrasında. Çok iyi karar vermek gerekiyor. Çok önemli bir konu çünkü. Matematik fen dediğim gibi sayısal içerikli bir alan olduğu için daha sözele kanalize olmak zor olacağı için ilk olarak bir konuların içeriğine bakmalılar. Edebiyata ben nelerden sorumlu olacağım? Tarih coğrafyada ben nelerden sorumlu olacağım? Kaçar soru çıkıyor? Hani yapabilecekler mi içeriği? Şimdi geçmek var, geçmek var. Geçmek için geçildiğinde de sonra pişmanlık olduğunda bir daha geri dönüş olmuyor. Aile ona göre önemsiyor. Radikal bir karar vermiş gibi sonra tekrardan eski alanlarına geçme durumu sıkıntı olabiliyor. Mezun öğrenci için konuşuyorum tabii ki. Onunla ilgili ailelerin beklentileri de etkili olabilir öğrenci üzerinde. Yani motivasyonunu düşürebilir. Dikkat etmeleri gerekiyor bence. O yüzden sözele daha kanalize olma, söylediğimiz o tekniklerle alakalı içeriği daha çok ayarlarlarsa belirli özet çıkarma noktasında ama genele hakim olma önemli ve çıkmış sorulara özellikle bakmalılar diye düşünüyorum. Çıkmış sorulara bakıldığı zaman dilimde yapamayacakları, içeriğin ne derece olduğu çünkü hani sözele geçtim evet ama Derya Deniz tarih konuları var. Sözleri geçtim evet, coğrafya, Derya Deniz bilgi, yorum, içeriği olan branşlar var. Öğrenci oraya geçtiğinde kendine güveni de gidebilir. Ki genelde sayısal alan daha ağır gibi düşündüğümüz için aslında sözele TM'ye geçildiğinde ki bizim matematik dediğimiz ortak alan, eşit ağırlık da yapıyor, sayısal da yaptığı için ikisinde. Alan branşlar bunlar değişmediği için diğerleri değişmiş oluyor. Öğrenci o noktada kendini çok iyi sorgulamalı diye düşünüyorum. Bu bence meslek hedefi noktasında değişilmeli. Çok dikkat edilmeli. 10. sınıfa kadar karar verilmeli diye de vurgulamak istiyorum açıkçası. Hocam ben kendimce bir sorum olacak. Tabii. Sizin görüşlerinizi merak ettiğim bir konu bu. Şu an döneme baktığımızda bir matematik ve sözel alanla birbirinden çok nasıl denebilir bu? Çok farklar gözüküyor yani. Talep konusunda da mesela bahsettiğimiz gibi işte MF'den TM'ye geçmekle TM'den MF'e geçmek arasında ciddi bir fark vardır ki bunu siz daha iyi bilirsiniz bizden. Matematik öğrencilerin nasıl desem korkulu rüyası gibi yani. Bu konu Doğru. hakkında bir düşünceniz var mı? Yani öğrenciler neyden bu kadar çok etkileniyor olabilir? Sosyal hayatları bunu etki ediyor mu? Kendi düşünceleri sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ileride yapabileceği meslek, kafasından geçenler bu yönde nasıl etkileniyor sizce öğrenciler? Çok güzel bir soruya değindim bence. Çünkü matematik kanayan yaramız bizim yani Türkler olarak, öğrencilerimiz olarak. Öğretmenlerde de hocam işte öğrencilerin altyapısıyla alakalı sıkıntılar var. Şu ana konuyu nasıl anlatacağım vesaire aslında iki türlü de sıkıntılı olan bir şey. Gözlemlediğim bir durum. Çok enteresan bir nokta var. Öğrencilerde kesinlikle bir şart tanınmışlık durumu var yani. Matematik şart tanınan bir olay.
Öğrenci geliyor, hocam matematik yapmam lazım işte, her güne matematik koyalım. Matematik olmadan olmaz. Elbette 40 soru TYT ilk alanda, 40 soru diğer alandan çıkıyor. Soru sayımız fazla, kabul ediyorum. Ama mesela o kadar enteresan ki öğrenciyle program yapıyoruz. Türkçe paragraf işte mesela, Türkçe ile matematiğimizin katsayısı aynı ilk oturumda. Ama öğrenci Türkçe de yapamadığında dertlenmiyor da matematikle alakalı, olmuyor hocam, Evet. olmuyor hocam. Hayır. Ama diyorum sen Türkçe aynı katsayı, farkında mısın? Sen hep matematik konuşuyorsun. O senin zihninde nasıl bir korkulu rüya olduğunla ilgili çevrenin vermiş olduğu. Bilirsiniz ebeveynler de bunu, hani matematik olmazsa öğrenciyi bir yere kazanamaz. Hayır. Birçok opsiyon var üniversitelerle alakalı. Bunu daha detaylı konuşuruz seninle. Sözili maksimum yapıp matematiği daha minimal tutup falan, puanlama sistemleri, sıralamalar hepsi etkiliyor. Elbette standart sapmalar, en yapılamayan alanlar sıralama atıyor. O aşikar, ama herkes de matematiği yapıyor değil yani. Herkes 35 net yapmak zorunda değil. Hedefler, üniversiteler her öğrenci bazında değişiyor bunu. Genellemiyorum elbette. Dereceli öğrenci için tabii ki matematikte belirli bir netin üzerine yapmak zorunda. Evet, ama şartlanılmışlıkların korkulur yani. Biz bir şeyden ne kadar korkarsak o kadar yapamayız zaten korku Aynen öyle hocam. frekansında. O yüzden Kesinlikle. korku durumu var bence. Kendilerine şartlanmasınlar. Türkçe ile matematiğin katsayısının aynı olduğunu ilk oturum için bilsinler diye düşünüyorum. Ve matematikte her öğrenci her konuyu yapabilecek diye bir kaydı yok. Bu bana realist gelmiyor açıkçası. Belirli konular var. Dört işlem aktif olan meslek lisesi bir öğrencisini düşün. Belirli konuları almamış matematikten. 25-30 civarı yapamaz bu öğrenci. Çok zor, altyapısı yok. Şimdi realist bakmak gerekiyor. O yüzden 8 tane 10 tane 4 işlemi olan daha yapılabilecek konular. Şimdi konular da kendi içerisinde ayrılıyor sonuçta, yani Tabii ki. kolay, orta, zor diye. ÖSYM'de bunu zaten vurguluyor yani, belirli soru dağılımında bunu da söylediği için. O yüzden öğrenciler belirli bir hedef noktada, ben bazı öğrencilere diyorum ki kendine 6 tane hedef belirle. Hepsine bakma, hem zamanı yönet, hem kendi motivasyonun artsın. Hepsini yapıp yanlış yapıp 3 nete düşeceğine net bir şekilde yapabildiğin tane soruyu seçip 6 tane yapabilirsin mesela. Getirisi daha fazla, strateji gitmek gerekiyor diye Evet hocam düşünüyorum. doğru. O yüzden öğrenci bazında da değişiyor düşünüyorum. Mutlaka öğretmenlerine danışsınlar matematik noktasında öğrencilerimiz. Hocam çok teşekkür ederim. Böyle sohbet niteliğinde geçtiği için öğrencilerimizin de kesinlikle kulağına yer edecek, kafasına yer edecek bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir konu hakkında daha sizin deneyimlerinizi, bilgilerinizi merak etmek istiyorum. Tam tersi bu sefer. TM'den MF'e geçenler ne yapmalı? Nasıl çalışmalı? Nasıl kendini motive etmeli? Bu konu hakkında da birazcık bilginizi almak istiyorum hocam. Tabii ki. Şimdi öğrencilerde deneyimlediğim kadarıyla sayısaldan eşit ağırlığa geçen öğrenci bir şekilde matematiği yapabilen öğrenci ilk sayısala gittiği için daha rahat kanalize oluyor. Elbette zorlukları var, konuştuk. Ama eşit ağırlıktan sayısala geçen bir öğrenci de fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi belirli branşlarda daha ciddi bir konuya geçmiş oluyor gibi düşün. Yani içeriği hani sözelden sayısala daha bir analitiğe geçiyorsun. Daha yoğun içerikler. Hani bir fizik konularını düşünsene mesela, bir kimya, bir biyoloji konularını düşün. Yoğun oluyor gerçekten. O yüzden çok iyi bir program gerekiyor bunun için. Çok iyi bir yönetim gerekiyor. Öğrenci aynı sayısaldan TM'ye geçenler için konulara bakmalı. Fizik, kimya, biyoloji dağılımları neler? Konu içerikli çıkmış sorular neler? Ne kadar konuları bilmese bile bakması gerekiyor ki zaten biliyorsun 9 ve 10. sınıftan TYT dediğimiz ilk oturum alıyor. Orada bütün konular vardı fiziğe, kimyaya kadar. 11'de alan değiştiği için 11-12 konuları fark yaratıyor. Yoksa ilk konu TYT'yi hatırlayabildikleri kadar bile yapabilirler yani, tekrar ederek tabii ki. O yüzden içeriye bakmalılar yani, hani çıkmış sorulara bakmalılar, konu dağılımlarına bakmalılar. Onların hepsi çok önemli. Yapıp yapamayacağını öğrenci bilir. Hani şu değil, baktım hocam yok çok korkunç, hani yapamıyorum geçmeyeyim. Böyle de değil yani. Eğer istediğin meslek sayısaldıysa onun uğruna her şey mübah, yapabilirsin. Senin isteğin güdülenmek çok önemli bir şey. Hayatımızda da öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Sevdiğimiz bir şeyde güdüleniriz ve onunla alakalı her şeyi yapabiliriz. Bak şu an mesela Heves ederiz. heves ederiz. Şu an robotik kodlamalar falan nirvana yaptı. Neden? İstiyor öğrenci. Yazılım işi, bilgisayar çok iç içe olduğu için, istediği için kendini kanalize ediyor. Her şey güdülenmekle ilgili. İlk başta kesinlikle kendini tanımak, meslek seçimi, meslek seçimi, alan seçimi, hepsi birbirine bağlantılı. Onun akabini derslere kanalize olma diye düşünüyorum Hocam aslında. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok detaylı bilgiler veriyorsunuz bize. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. İşimize yarayacak. Ben de bir öğrenciyim. Sizin anlattıklarınızdan kendime pay çıkartmaya çalışıyorum. Kendime yer edinmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Programımızı Peki tabii ki. sonlandırıyorum izninizle. Bugünkü öğrenci soru öğretmen yorum programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.